Herkese arkadaşlar, az önce Brawl Talk videosunu izlediniz ve kaçırdığınız tüm Brawl Talk'la alakalı detayları ve yine aynı şekilde Brawl Talk'u Türkçe bir şekilde bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız ilk baştan söyleyeyim efendim, sevinirim. Aynı zamanda videoyu izledikten sonra Nonolay canlı yayın sayfamda yayındayım arkadaşlar. Orada Brawl Talk'u daha derinlemesine bir şekilde inceliyor olacağım. Hemen videonun açıklama arkasına da Nonolay canlı yayın sayfamın linkini bıraktım. Hemen bu videoyu izler izlemez abi linke tıklayıp yayına gelmeyi unutmayın diyeyim. Aynı zamanda bir de Brawl Pass çekilişi var şu anki yayında. Haberiniz olsun efendim, hemen videoyla sizi baş başa bırakayım. Brawl Talk'a hoş geldiniz diyor. Ben Paolo diyor efendim. Ve bir anda bir ses geliyor arkadaşlar. Deni şaşırıyor, bardak oynuyor. Bu bizlere animasyonda gösterdikleri o oynayan bardak görseli arkadaşlar. Oraya bir atıp ve Ryan arkadaşlar dinozorlu yaz başlıyor diyor. Evet efendim, başlasın. Başlasın. Bir animasyon giriyor arkadaşlar. Bu animasyon yeni karakterimiz Buzz'ı bizlere tanıtan bir animasyon efendim kendisi. Gördüğünüz gibi denizde boğulan var mı bakıyor, bu boğuluyor. Hemen alıyor eline şeyini, o sör tahtası mı ne bilmiyorum. Oradan Rose'ye bir tane çaktı, bir ona güldü. Evet, burada bir tatlı bir animasyon var arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir animasyon var. Fazla konuşmayacağım. Önemli yerlerde durdurup sizlere onları göstereceğim arkadaşlar. Ve bunu kurtaracak mı diye bakarken arkadaşlar kurtarmıyor. Baz niye böyle bir şey yaptın, neden kurtarmadı? Bir de şekil şukul yapıyorsun Baz, ayıptır ya, ayıp ayıp. That's right. Neyse, kurtarmadı, ayıp bence. Jurassic Splash diyor arkadaşlar. Dinozor ve yaz temalarını birleştiren yeni bir savaşçımız var. Yeni sezonun adı Jurassic Splash ve Buzz. Su parkında çalışan bir can kurtaran. Ayrıca bu sezonun kromatik savaşçısı, yani Brawl Pass'e beraber verilecek. Okuyalım, ben önemli yerlerde uyaracağım sizleri. Speaking of what not to do, if I was you, I would run away. Kendinden uzak durmakta kısacası fayda var diyor. Buzz kısa menzilli bir savaşçı ve rakiplerine bir dizi tokat atıyor diyor. Çünkü süper saldırısı diyor, birisinin üzerine arkadaşlar bu şekilde gidebiliyor. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken şey şu. Buradaki aynı zamanda bu karakter arkadaşlar Clash Royale'deki balıkçı kartına çok benziyor. Balıkçı da kendine çekiyordu rakip kartları. Bu tam tersi arkadaşlar. Kendini oraya çekiyor, yani ipini atıyor ve oraya doğru gidiyor. Ve buradaki şöyle bir olay var arkadaşlar, şu alt yazıda bunu anlıyorum ben. Sadece bir karakterin üzerine o ultiyi atmasına gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir düşmana veya bir duvara fırlatıp diyor. Yani herhangi bir objeye de fırlatırsa, cansız olan, illa karakterin üzerine değil. Mesela karakter şurada diyelim, gitti şuraya attı abi. Buradayken mesela bu karakter Buzz gitti buraya attı abi. Buraya geliyor arkadaşlar, yani buradan buraya atarsa buraya geliyor ve buradakini vurabiliyor. Yani illa bir karakterin üzerine bu ipin atmasına gerek yok. Herhangi bir duvara bir objeyi de atabiliyor. Haberiniz olsun. Ama şöyle bir olay var. Süper saldırısı eğer, yani bu attığı şey bir düşmana isabet edecek olursa, yani herhangi bir karaktere bunu atarsa şöyle bir ekstrası oluyor. O karakter arkadaşlar bir süreliğine sersemletiyor. Haberimiz olsun. Punk grubu üyesi diyor doğuştan kötü Buzz. Şu dikkat etmemiş olabilirsiniz, çok tatlı bir köpeği var, kendisine benziyor. Ve buradaki kostüm arkadaşlar oyundaki en havalı kostümlerden biri kesinlikle. İnanılmaz bir kostüm. Muhtemelen bu da Brawl Pass sezonunun 70. seviyesinde verilecektir ama ben hiçbir 70. seviye kostümü 70. seviyede verilen kostüm bu kadar sevdiğimi hatırlamıyorum. Evet, surfçu kar tarzında bir kostüm var arkadaşlar. Çok büyük bir kostüm o da. Ama yazılı zaman savaşçımız tek kar değil diyor. Dinozor Leon efendim. Dinozor Leon. Mortis sahilde. Coco Rosa ve Güç Ligi ödüllü Jet Ski Jackie arkadaşlar. Burada herhangi bir yıldız puanı yazmamış ama muhtemelen yine 25.000 yıldız puanında satılacaktır arkadaşlar. Jet Ski kostümü, Jet Ski Jackie kostümü ve Güç Ligi'ne, yeni Güç Ligi'ne özel bir kostüm olacak efendim kendisi. Bunun altını çizelim diyelim. Onu da söyledikten sonra efendim devam edebiliriz. Ve Supercell Make kostümü Nita arkadaşlar. Zaten bunu biliyordunuz. Yaz temalı olmayan kostümlerimiz de var diyor. Burgerloo arkadaşlar, şöyle Burgerloo, hemen bunları da kısa kısa size göstereyim. Çok tatlı yine Burgerloo, inanılmaz. Şurada ulti detayını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ultisi, Burgerloo'nun ultisi bu. Aynı zamanda atış detayı da vardı burada bir yerde. Ona da bir size göstereyim hemen. Atış detayı nerede abi? Atış detayını hemen bir yakalayacağım şimdi, bir dakika. Atış detayı arkadaşlar, şöyle bir patates atıyor gördüğünüz gibi. Burgerloo adı üstünde. Yanında verilen patatesleri atıyor. Ultisi detayı da bu. Düz vuruşta değişik. Muhtemelen 150 taş civarı olacak diye düşünüyorum. Çok güzel duruyor. Ve arkadaşlar Hermes Max var. Yani Burgerloo ve Hermes Max çok güzel. Bu Hermes de arkadaşlar eski Romalı askerlerin giydiği mi artık, Roma İmparatorluğu'nun giydiği mi ne şeyler olurdu. Filmlerden falan görürdük ya da Sparta askerlerini falan giydi. Onlardan giydirmişler Max'e, çok tatlı duruyor. Ve ateş animasyonları yine farklı arkadaşlar. Şöyle bir ateş animasyonu var. Disk gibi bir şey atıyor ama diskinde
Arkasında altında arkadaşlar şu şekilde bu tüylerden var abi. Yine Roma İmparatorluğu döneminden kalma şeyler var. Çok güzel duruyor. Ve arkadaşlar Çin'deki ilk yıl dönümüne özel getirilecek olan bildiğiniz gibi 9. günde bedava bir şekilde verilecek olan Mega Box, Mega Kutu Daryl'da gelecek diyor güncellemeyle beraber efendim. Doğuştan kötü buzun da grup arkadaşları da geliyor diyor. Bu tek kalmasın bu kostüm diyor. Bu kostümünde takım arkadaşları gelsin diyor. Gitarda Pis Poco diye bir kostüm arkadaşlar. Gitarda Pis Poco. Bilmiyorum bunu nasıl çevirecekler ama. Yani Pis Poco olabilir Türkçesi. Bilmiyorum. Gitarda Pis Poco da olabilir. Pis Poco da olabilir. Bu da mükemmel duruyor. Yani Poco'nun net açık ara en iyi kostümü olacaktır. Yine ateş animasyonu arkadaşlar. Bu şekilde bir ateş animasyonu var. Hatta size onu da göstereyim. Evet bakın arkadaşlar. Trash Poco. Bak ateş animasyonu bu gördüğünüz gibi. Bir de Stu var abi. Stu da efsane. Bir ateş animasyonu göremedim ben Stu'da. Ama Trash Poco'da yani Pis Poco'da arkadaşlar şöyle bir ateş animasyonu var. Yıldızlı yıldızlı atıyor. Ama Stu'da öyle bir ateş animasyonu yok gibi duruyor. Ama dış görünümü çok güzel bir kostüm olduğunu da görebilirsiniz. Evet mücadele ödül olarak Zalim Bibi geliyor diyor arkadaşlar. Bir mücadele var ve bu mücadeleyi siz bitirirseniz abi ücretsiz bir şekilde Zalim Bibi'yi alabileceksiniz diyor. Bu da çok güzel bir haber. Ve arkadaşlar futbol arası yılanlar için Güney Amerika takımlarından bazılarıyla anlaşmalar yaptık diyor. Bu da çok güzel bir haber. Çok çok güzel bir haber hem de. Üstelik bu takımlarla alakalı kostümler de oyuna geliyor diyor. İlk e-spor turnuvası olacak vesaire gibi şeyler diyor. Mega kutu turnuvası vardı bildiğiniz gibi. Yakın bir zaman başlayacak. Takımlar diyor. Boca Juniors Şeli, Amerika Şeli, Şili Şeli, El Primo Şeli. Pardon El Primo. Evet kardeşim ben bile karıştırdım. Bak Paolo da kağıttan okuyor. Elimde bir kağıt yok yokayım ama zibilyon tane kostüm var arkadaşlar. Bilmiyorum. İnanılmaz. Turnuvada takımınızı temsil etmeye hazırlık olun diye daha fazla bilgi için beklemede kalın. Muhtemelen bizlere verecekleri sneak peek videolarında arkadaşlar biz size bu bilgileri vereceğiz. Veriyor olacağız yani onu söyleyeyim. O yüzden mutlaka kanalı takip etmiyorsanız da şu andan itibaren kanalı takip edin. Çünkü bunları biz partnerlerle efendim sizlere sneak peeklerle belirteceğiz. Evet knockout modunu değiştirmişler arkadaşlar. Dikenli bir şey gelmiş gördüğünüz gibi. Artık kalıcı bir oyun modu diyor ve Brawl Stars şampiyonluk mücadelesi ödüllerinde yeniliyoruz diyor. Bu yaz 3 tane yeni modu geliyor diyor. Bunlardan ilki voleybol savaşı. Okuyun abi altta nasıl olduğunu görün. İlk puana ilk ulaşan takım maçı kazanıyor. 2 puana ilk ulaşan takım. Ve arkadaşlar bu güncellemede benim en beğendiğim şeylerden biri basketbol modu. İnanılmaz. Bu diyor oyuncularımız önerisi yani topluluğun önerisi, community'nin önerisi diyor. Savaş topuna benziyor diyor ama en büyük farkı diyor arkadaşlar potalar sürekli oynuyor gördüğünüz gibi. Potalar sabit durmuyor. Ben bu arada bu modu çok beğendim arkadaşlar. Artık ben bir basketbolcuyum. Ben söyleyeyim. Son olarak kupayı koru modu var arkadaşlar. Ben burada 2-2 diye gördüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama 2'ye 2 gibi duruyor arkadaşlar. Haksız mıyım ya da yok değil galiba ya. 2-2 mi abi anlamadım ben bu modu. Ama buradaki olay da kupayı korumanız arkadaşlar ama dikkatli olun diyor çünkü kupayı tutan diyor yavaşlıyor diyor arkadaşlar. Az önce de gördünüz. Yani kupa elinizde ne kadar tutan o kadar fazla kazanıyor ama kupayı elinde tutan karakter de yavaşlıyor. Yani siz kupayı alırsanız yerden yavaşlamaya başlıyorsunuz. Böyle bir olayı var. Hediye talanı arkadaşlar artık yok. Hani oradaki 3.5 şey vardı ya. Oradaki buçuk işte bu. Hediye talanını yenilemişler arkadaşlar. Yeniden düzenlemişler. O buçuk kısmı bu yani başta da söylenen. Artık hediye yerine kupa çalacaksınız diyor arkadaşlar. Yani burada hediye yerine kupa var. Harita yapmayı sevenler için dış etkenleri ekleme seçeneği. Burada değişik değişik şeyler çıkabilir. Karakter hızlandırma falan var abi bak aşağıda. Face Bravers diyor. Karakter hızlandır diyor. Alt yazıyı da okuyabilirsiniz zaten. Haritalara 5 yeni özellik. Yavaşlanma, hızlandırma, dikenler ve asal bulutları gibi şeyler ekledik diyor Mapmaker'a. Güç ligi için yeni bir harita seti. Vay be. Hediye dükkanı üçlüsünün son üyesi kim diyor. Ve arkadaşlar Colette Edgar'ın patronu Griff. Destansı bir sanatçı olan Griff açgözlü birisidir diyor. Ama arkadaşlar bu karakteri şunu söyleyeyim ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz abi haberiniz olsun. Nasıl olacaksınız zaten bunu birçok kişi fark etmiştir ama sizlere bu sefer de yine göstereceğim. Özelliklerini anlatıyor alttan okuyabilirsiniz. 5 keskin kenarlı kağıt parayı koni şeklinde fırlatıyor diyor. Ne kadar uzağa giderse ulti bu arada arkadaşlar o kadar çok hasar alıyor. Karşı rakip. Paralar geri gelirken engelleri de geçebiliyor. Ve buradaki özellikle dikkat etmeniz gereken de arkadaşlar şu bu karakterle ilgili. Bakın Grip 9 tane madeni para atıyor. Paralar uzaklara gidebiliyor. Şuraya dikkat edin abi. Uzaktan düşmanları rahatsız edebiliyorsunuz. Ama asıl büyük hasarı yakındaki savaşları. Yakından daha fazla verebiliyorken uzaktan daha az veriyor. Ultisi tam tersi.
Uzaklaştıkça daha fazla hasar veriyor. Yakınlaştıkça daha az hasar veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın düşmanları ne kadar uzaktaysa o kadar çok hasar alıyor diyor. Böyle bir olay var. Ne kadar çok uzaktaysa ultide o kadar çok hasar veriyorsunuz. Yakında da daha iyi. Ve abi bu karakterin asıl önemli şeyi. Destansı bir karakter ama arkadaşlar. Griff diyor Temmuz ayında diyor. Bir mücadeleden ücretsiz kazanabilirsiniz diyor efendim. Buradaki Griff'i almak için bir mücadele var diyor ve Griff diyorum ama Griff'i alabilirsiniz diyor. Bir sonraki hafta şeylerden erkenden erişebilirsiniz diyor bu mücadeleyi tamamlayın ama üzülmeyin diyor bitiremezseniz diyor. Ondan sonrasında marketlerden vesaire alabilirsiniz diyor. Ve yeni gadgetler arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çok iyi bir spike gadgeti geliyor abi. Yani inanılmaz bir spike gadget abi. Şurada görmüşsünüzdür zaten. Bakın bu spike gadgeti. Yeni gadget abi. Spike böyle bir kaktüs bırakıyor. Buradaki dikkat çekmek istiyor. Burada Raph'ın şeyi. Yeni hareketli pinler diyor arkadaşlar. Colt ve Mr. Peach'in Savalt'ın gümüş kostümler. X'de 35 ve ben de X'ini alacağım diye düşünüyorum. Brawl Talk'ta en çok neyi sevdiğinizi yazın lütfen. Aynen bu videonun altına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Talk'ta en sevdiğiniz şey. Ve bitiyor. Ve tabi en önemli şeylerden biri izlediğiniz için teşekkürler. 2 aya görüşmek üzere. Yani bu da demek oluyor ki Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de görüşeceğiz arkadaşlar. Yani Eylül'e kadar hiçbir şey yok. Bunlarla yetineceğiz diyeceğim ama şimdi o da denmek olmaz çünkü bir sürü şey gösterdiler arkadaşlar. İnanılmaz şeyler gösterdiler. Evet bu şekildeydi abi. Ya burada zaten kamera arkası var arkadaşlar. Burada komik komik konuşmalar var. Gayet iyi. Nasıl hazırlandıklarına dair şeyler var. Çok güzel bir Brawl Talk ya bu arada. 6,5 dakikalık bir Brawl Talk. Gerçekten dolu dolu bir Brawl Talk. Sürüsüyle skin var arkadaşlar. Ben sayamadım. Sayanlar varsa yorumlara yazabilirler. Kaç tane skin olduğunu gerçekten merak ediyorum. Bir 30 tane falan vardır diye düşünüyorum ama yazıp yorumlara yazarsanız da sayıp arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Kaç tane kostüm var? 2 tane yeni karakter var. Bir tanesini ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Yani bir tane ücretsiz karakter var. Diğeri Brawl Pass de verilecek. Çok tatlı kostümler var. 3 tane yeni oyun modu var. Bir tane yeni düzenlenmiş bir oyun modu var arkadaşlar. Yeni 10 tane aksesuar gelecek. Ve yeni altın kostümler de oyuna eklenecek arkadaşlar. Başka da dikkatimizi çeken başka da bir şey yok abi. İnanılmaz bir Brawl Talk sizleri bekliyor. Daha fazla detayı dediğim gibi sneak ben size vermeye devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın. Ve bu Brawl Talk'u Türkçe bir şekilde sizlere sunduğumdan dolayı gerçekten çok onur ve mutluluk duyuyorum. Supercell'e de bizlere bu yetkileri verdikleri için tekrardan teşekkür ediyorum. Ve böyle güzel bir güncelleme geldiği için de Brawl Stars'ı tekrardan tebrik ediyorum. Özellikle basketbol modunu çok tuttum arkadaşlar. Onu mutlaka oynayacağım. Onu söyleyebilirim. 2 tane karakter de çok tatlı gözüküyor. Kostümler efsane gözüküyor. Sizin görüşleriniz neler Brawl Talk hakkında? Bu 6,5 dolu dolu 6,5 dakikalık Brawl Talk hakkında yorumlara da fikrinizi yazabilirsiniz efendim. Bendeniz efendim. Videoyu kapatıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir an önce gelsin istiyorum. Dedikten sonra ben kaçıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.